Arkadaşlarım şimdi Türkiye'de 2. Dünya Savaşı sürecinde yıllarında Türkiye'deki iç siyasete bakalım. Şimdi şöyle bir şey var. Yani İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı dönemi 2. Dünya Savaşı yıllarına denk geldi. Doğal olarak yani problemli bir dönem, sıkıntılı bir dönem. O yüzden de çok eleştirildi değil mi? Ama burada 2. Dünya Savaşı yılları olduğunu da unutmamak lazım. İsmet İnönü döneminin büyük bir kısmı 2. Dünya Savaşı içerisinde geçti. Türkiye savaşa katılmadı fakat savaşın yükünü önemli ölçüde hissetti. En verimli dönemlerinde olan genç kuşaklarını yıllarca silah altında tuttu. Ki arkadaşlar 1939'da Türkiye gençleri asker aldı. 1 milyon askeri beslemek zorunda kaldı. O günkü nüfusumuza bakarsanız önemli bir rakam. Dolayısıyla 2. Dünya Savaşı döneminde bütün politikaları bu savaş durumu etkiledi. Şimdi arkadaşlar 2. Dünya Savaşı 1929 ekonomik buhranının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz yansımalarının devam hissedildiği dönemde ortaya çıktı. Yani biz 2. Dünya Savaşı'na girerken, özür 2. Dünya Savaşı başlarken zaten biz dünya ekonomik bunalımının etkilerini henüz üzerimizden atamamıştık. Bir de 2. Dünya Savaşı çıktı. Hocam biz girmedik nasıl etki edebilir diye düşünebilirsiniz. Şöyle düşünün arkadaşlar. İthalat ve ihracatınız var. Avrupa'da bir savaş olursa ithalat ve ihracat durur. Ne Avrupa'ya mal satabilirsiniz ne de Avrupa'da mal alabilirsiniz. Bunların her birisi sıkıntılı olur. Doğal olarak savaşlar devletlerin ekonomisini savaşa girse de girmese de bozar. Arkadaşlar bakın şimdi savaşan ülkeler Türkiye ile yaptıkları ihracatlarını durdurmak zorunda kaldılar. Bunun yanında Almanya bu Merkür harekatıyla hatırlayın 12 adayı Girit işgal etmişti ya. Buraya yerleşti. Ege Denizi'ne yerleşti ve Ege Denizi'ni mayınladı. Her tarafa mayın koydu. Doğal olarak Türkiye'nin limanları kapandı. Yani İstanbul Limanı, İzmir Limanı ithalat ve ihracata kapandı. Neden? Çünkü oralarda mayınlar oldu. Bu da ciddi anlamda bizi ithalat ve ihracatta geriletti. Değil mi? Bakın mantık kurmak lazım. İkinci Beşlik Sanayi Planı 1938'de hayata geçirmiştik. Hatırlayın arkadaşlar. Anlattım bunu size. Atatürk dönemi ekonomi politikalarında uygulanamadı. Niye uygulanamadı? Çünkü İkinci Dünya Savaşı çıktı. Demir, çelik, çimento, kağıt, cam ürünleri, şeker, pamuk, dokuma gibi sektörlerde üretim düştü. Bunlar çok doğal şeyler. Mantık kurmamız yeterli burada. Özel bir bilgi yok. Uygulanan savaş ekonomi süresinde bütçenin %60'ı askeri giderlere ayrıldı. 1 milyon asker besliyorsun. Devlet 1 milyon kişilik ordunun masrafını üstlenmek zorunda kaldı. Yani Türkiye için ciddi anlamda sıkıntılı bir dönem. Askeri seferberliğin en çok etkilendiği kesim tarım oldu. Çünkü şöyle düşünün, bizde şehirleşme yok ki o dönemlerde. Yani bütçenin büyük bir gelir tarımdan. Niye? Çünkü kırsal nüfus çok fazla. O nüfusu asker alırsanız tarımsal üretim düşer. Bak bu soru cümlesi, yorum soru cümlesi, buna dikkat edin arkadaşlar. Köylü nüfusun büyük bir kısmının silah altına alınması üretimi düşürdü. Tarımsal üretimi düşürdü. 1941'de halkın temel besin kaynağı olan ekmeğin ham maddesi olan buğday üretimi düştü. Bundan dolayı %40 oranı ekmek bulamadı insanlar. Karne uygulaması bundan geldi işte. 17 Nisan 1940'da köy enstitüleri kanunu çıkarıldı. Köy enstitüleri kuruldu arkadaşlar. 1940'da amaç köycülüğü geliştirmekti. Köycülüğü kalkındırmaktı. Bak olayı buradan getirin. Buradan getirin buraya, tamam mı? Ki dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'di. 1938-46 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı yaptı Hasan Ali Yücel. Yani 2. Dünya Savaşı devam ederken Milli Eğitim Bakanımız kimmiş? Hasan Ali Yücel. Can Yücel Hasan Ali Yücel'in oğludur. Bir şiiri vardır bilirsiniz. Ben en çok babamı sevdim diye. Hatırlarsınız belki o şiirin arkadaşlar. Bu arada öyle kıtlık var ki büyük toprak sahipleri bundan müthiş nemalanıyorlar ve çok büyük paralar kaldırıyorlar. Büyük toprak sahipleri de savaş döneminde kâr etmenin yollarını buldular. 42-43 yıllarında tarım ürünlerindeki fahiş artışlar ürünlerini piyasada arz edebilme imkanı sahip büyük toprak sahipleri için bol kazançlar sağladı. Yani soğan 50 kuruşken arkadaşlar 10 liraya satılmaya başladı. Büyük toprak sahipleri iyi paralar kaldırdılar burada. Savaş yılında Türkiye'nin aldığı tedbirlerine. Bu çok önemli bir başlıktır. Türkiye nasıl bir tedbir aldı? O zaman Türkiye'de ciddi sıkıntılar var. Bak hayat pahalılığı var. Temel gıda ürünlerinin yetersizliği sorunu var. Kara borsa var. Adam malı saklıyor. Kıtlık yaratıyor, malı ortaya sürüyor. Bunun adı kara borsa. Toplumsal sorunlar var. Hükümet bunun karşısında arkadaşlar nar sistemini getirecek. Nar fiyatı düzenleme. Fiyatları denetleyecek. Karne uygulamasını getirecek. İşte bunu yapabilmesi için bir kanun çıkarmak zorunda. O yüzden Türkiye'de ekonomik tedbirler almak, kara borsacılığı engellemek amacıyla arkadaşlar
Milli Korunma Kanunu çıkarılıyor. O zaman 2. Dünya Savaşı'nda ekonomik politikaları belirlemek amacıyla çıkarılan kanunun adı Milli Korunma Kanunu'dur. Bakın yıldız attım buna. Bunu unutmuyorsunuz. Milli Korunma Kanunu hükümete ekonomik hayatı düzenleyici çok geniş imkanlar sağladı. Bu kanun ile üretim, dağıtım, tüketim tümüyle devletin kontrolüne girdi. Çünkü birileri savaş ekonomisini fırsat bilip paralar kazanıyor. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Bu kanunun belli 6. maddesiyle petrol ofisi, et balık kurumları gibi bazı kurumlar kuruldu. Bakın şimdi ne oldu? 1942'de karne uygulaması getirildi büyük kentlerde. Kıtlık var çünkü yani buğday yok arkadaşlar. Ticaret ofisi, İAŞ müsteşarlığı gibi yeni kurumlar kuruldu. Bu kurumlar tüketimi, üretimi denetledi, karne uygulamasını denetledi, iç ve dış ticareti denetledi. Aşırı ve vergilendirilemeyen kazançlar ile takip edemiyorsun hiçbir şeyi. Yüksek enflasyonda dikkate alınarak varlık vergisi ve toprak mahsulleri vergisi olmak üzere iki tane olağanüstü vergi konuldu. Arkadaşlar o zaman bunların hepsi şu çerçevede yapıldı. Unutmuyoruz. Varlık vergisi yasası haksız kazanç sağlayanları belirlemek ve onların elindeki malı almak. Toprak mahsulleri vergisi çiftçinin ürettiği üründen biraz daha fazla vergi almak amacıyla konulmuştur. Ama varlık vergisi yasası arkadaşlar 1942'de uygulamaya başlanan varlık vergisi yasası gayrimüslim vatandaşlar, yurttaşlar üzerinde biraz daha farklı uygulanmış. Gayrimüslim vatandaşların malları istismar edilmiş. Bu bize yakışmayan bir şey oldu. Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılar sonunda 1940-45 yılları arasında nüfusda azalma görülmüş. O zaman dikkat ederseniz 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de nüfus artış oranında ciddi azalmalar var. Neden ciddi azalmalar var? Bunun en temel sebebi arkadaşlar kıtlık, ekonomik problemler ve genç nüfusumuz silah altında. Burada bırakalım sonra diğerine de geçelim. Bu arada 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de radyo kullanımı da artmıştır. Niye? Çünkü kulağımız radyoda. Önemli bir özellik de unutmayın bunu da.